Boru Bey. Ya siz dün benim yüzümden kavgaya karıştınız. Çok özür dilerim. Hayır Aday. Ben dün senin yüzünden kavgaya karışmadım. Hadsizlik etti. Haddini bildirdim. Hatta beraber bildirdik. Yani özür dilenecek, abartılacak bir durum yok. Olsun ben yine de... Bu konu kapansın mı artık Aday? Fazla uzadı. Hadi sen de işinin başına dön. Her ne kadar benim kadar aksi ve nemrut olmasa da... Tuğçe de yağbal bir patron değildir. Hı. Şirkette görüşürüz. Kolay gelsin. Size de. Ne diyorsun kızım ya? Baya baya böyle yumruk yumruğa. Evet. Vay anasını ya, maceraya bak sen. E kızım sen de dün Pırıl'ın üstüne atlamışsın. Sizde de kaos eksik olmuyor Selin Hanım. Ayıp ediyorsun kardeşim. Ama benim suçum yok ha, kız kaşındı. E burada da benim suçum yoktu ki. Bora Bey o kazmayla olan röportaj görevini bilerek verdi bana. Evet. Yanına yaklaştırmıyor ya. E ben de yapabildiğimi göstermek istedim. E buraya kadar tamam anladım da. Davetini niye kabul ettin diyeceksin. E yani kızım. Yani o birazı şeyden. Yani ben ilk başta anlamadım yani bunun bu kadar kazanova olduğunu bilmiyordum. E şişik egolu artistin teki dedim. E buraya kadar gelip davet edince de nazik olmak adına. Aman zaten başımıza ne geliyorsa o üzülmesin, bu kırılmasın, şu alınmasın demekten geliyor ya. Ha, ne yapayım? Ben de buyum işte. Asıl mesele şu. Hani birazı kibarlıktan daveti geri çevirmemekten ya. Hı. Kalan birazı da Bora Bey'i kıskandırmak için olmasın sakın. Hı? Ne alaka kızım? Saçmalama. Aa. Sen öyle yasın. Hiç az değilsin. Çok haklısınız Belma teyzeciğim ama işler o kadar yoğun ki bu ara. Aa, çok yoğunsun demek. Anlıyorum Tuğçe. Bak Tuğçe, Aday'ı neden işe aldığını ve ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım. Neyse. Fakat Tuğçe. Bak seni uyarıyorum. Belma teyzeciğim bir saniye. Çağla. Buyurun Tuğçe Hanım. Ada nerelerdeyse onu bana bir yollar mısın? Tabii Tuğçe Hanım. Ah Tuğçe, son şansım Tuğçe. Belma teyzeciğim kusura bak. Öf. Bir de gel bununla uğraş. Tuğçe Hanım, beni çağırmışsınız. Hah, Nale'den geldiler mi? Ha, geldiler. Toplantı odasına yönlendirdim. Oh, süper. O zaman gidelim, tebrikleri kabul edelim. Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Hayatınıza ne zaman girdi? Müzikle tanışmam nasıl? Ya aslında ne biliyor musun? Müzik hayatıma girdi diyemem. Çünkü müzik hep hayatımdaydı. Tamam Pırıl yeter. Yani kapatabiliriz. Ben doğduğumdan beri müzikleydim. Röportaj beklediğimizden de güzel olmuş Bora Bey. Ada Hanım enerjinize bayıldık. Teşekkür ederim. Kuzey Batı'nın röportajı için Ada Hanım'ı görevlendirmeniz çok doğru. Mükemmel bir meç. Aslında bizi biraz da şaşırttınız. Biz kendisini garson olarak tanımıştık yemekte. Akşam bize servis yapmıştı. Asistanım diye demiyorum. Ada bu konularda çok iyidir. Yani hani oyuncular karaktere hazırlanırken karakterlerinin bulunduğu ortama girerler, gözlem yaparlar ya. Ada da yazıları için öyle yapar. Yaparım. Yemekle ilgili bir yazı mı hazırlıyordunuz Ada Hanım? Bravo. Bravo ben gerçekten anlamıştım bir şey döndüğünü. Aksi halde bu kadar gözlem yapmadan, bu yaşanmışlıklar olmadan bu yazılar yazılmazdı herhalde. Adaya karşı övgüler bittiyse artık toplantımıza dönebilir miyiz? Buyurun, sizi dinliyorum. Size bir teklifimiz var Bora Bey. Öyle mi? Buyurun, nedir teklifiniz? Ada Hanım'ın güzel enerjisinden faydalanmak için... ...Ada Hanım'ın ve Kuzey Batı'nın yer aldığı bir reklam filmi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir alternatif metin hazırladı bile. Buyurun. Yalnız bu arkadaşlarınızın çıkarttığı alternatif metni... ...Ada Hanım'a vermeniz gerekmiyor muydu? Buyurun. Ada Hanım. Buyurun. Buyurun. Siz dinliyoruz.
Ben böyle bir reklam filminde yer almak istemiyorum. Teklifiniz için teşekkür ederim. Buyurun. Fakat çok yüksek bir bütçe ayarladık bunun için. Duyduğunuz zaman kesinlikle kabul edeceksiniz. Nedir acaba bütçeniz? Çok merak ettim de. Ada Hanım için 1 milyon. Şirketiniz de payını alacak. Şirketimiz de payını alacak, öyle mi? Şimdi şöyle, ben Ada Hanım'a daha önce defalarca 1 milyon lira teklif ettim. Ama kendisi kabul etmedi. Tamam, 3 milyon. Oh, harika. O zaman anlaştığımıza göre let's shake hands. 1 ay boyunca ana sayfada duracak. Uygun mudur? Değil. Uygun değil. Neden uygun değil biliyor musunuz? Şimdi az önce Ada Hanım size dedi ki, hayır istemiyorum, ben bu reklam filminde oynamak istemiyorum dedi. Siz Ada Hanım'ın hayır demesine rağmen hala bunu üstleniyorsunuz ya. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir saygısızlık? Bora Bey, bize mi saygısız diyorsunuz? Evet, doğru duydunuz. Size saygısız diyorum. Yani siz değil 3 milyon, 300 milyon bile verseniz Ada Hanım'ın cevabı belli. Bir kez daha duymak ister misiniz? Buyurun Ada Hanım, cevabınız nedir? Hayır. Hayır tabii ki de. Hayır. Anladınız mı şimdi? Daha net duydunuz mu? Teşekkürler. O zaman toplantı bitmiştir. Görüşmek üzere. Bora. Sonra Tuğçe. Sonra. Ben bu konuda pazarlık yapabileceğimize inanıyorum. Acaba bu reklam filmi için başka birini mi düşünseniz? Bora Bey. Bazen bazı şeyleri başından hesaplaman lazım hadi. Daha başından görmen lazım. Haklısınız. O herifin, o gevşek herifin hali tavrı daha başından belliydi. Daha röportajdan belliydi. Evet. Evet diyorsun. Evet diyorsun, farkındasın ama sen bunu bile bile yine de gittin. Neden gittin? İşte benim huyum da bu. Değiştiremediğim. Neyi değiştiremiyorsun sen Ada? Sen neyi değiştiremiyorsun? Kimse kırılmasın diye kendime baltayla vurmak. Kimse üzülmesin diye kendi kendimi üzmek. Türkçe'de söylemesi çok zor bir kelime vardır Bora Bey, bilir misiniz? Hayır. Yani en azından benim gibiler için. İşte ben de üzülmesin, kırılmasın, yanlış anlamasın diye... Az önce içeride yaptığınız... Çok güzel. Çok güzeldi. 3 milyon lirayı elinizin tersiyle ettiniz Bora Bey. 1 milyonluk çeki gözümün önünde hiç düşünmeden yırtan birini tanıyorum ben. Ondan öğrendim. Seçer.